Şimdi bir de, bir de... Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Büyükşehir Bilgilendirme Toplantıları'nın üçüncüsü Bodrum'da gerçekleştirildi. Daha önce Milas ve Yatağan'da halkla buluşan Büyükşehir Bürokratları bu kez Nurol Kültür Merkezi'nde Bodrumluların karşısına çıktı. 13 tane ilçe merkezidir. Bütün bu yerleşim birimleri... Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yönetimindeki toplantıda daire başkanları, genel sekreter yardımcıları ve büyükşehir danışmanları katılımcılara kendilerini tanıtarak görev ve sorumluluk alanları hakkında bilgi verdiler. Büyükşehir bürokratları 30 Mart yerel seçimlerinin ardından geçen 7 aylık süre içinde gerek il geneli gerekse Bodrum ilçe sınırlarında gerçekleştirdikleri projeler hakkında da birer sunum yaptılar. O zaman biz elimizdeki iki enstrümanı kullanırız. Toplantı Erdaire Başkanı'nın sunumunun ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. Büyükşehir Bilgilendirme Toplantısını izlemeye gelen Bodrumlular, özellikle ulaşım, su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda bürokratlara adeta soğuk ter döktürdüler. Mesela Bodrum ilçesinin tahsil edemediği rakamı başkanımız biliyor. Toplantının açılış konuşmasını Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptı. Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçe belediyeleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında yetki ve sorumluluk karmaşası yaşandığını ve kamuoyunun bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten Başkan Kocadon, amacımız birlik ve beraberlik içinde büyük şehirlerle el ele yürüyerek hizmet vermek. Ben değil biz diyerek Bodrum'u ve Muğla'yı daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz dedi. Bodrum'da seçimlerin ardından başlattıkları çalışmaları kısaca özetleyen Kocadon, bu çerçevede 20 müdürlük kurduklarını, eğitim, sağlık ve spor hizmetlerini aksatmadan sürdürdüklerini ve imar konusunda da radikal bir çalışma başlattıklarını anlattı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, geleceğin Bodrum'unu büyük şehrin desteği ve sivil toplumun katkısıyla planladıklarını belirterek şunları söyledi: biz artık etle tırnak gibiyiz. Bu dönemde hatalar eksikler olabilir. Biz her türlü eleştiriyi kabul ettik. Ancak sabır gösterilmiyorsa burada art niyet vardır. Topu taca atma gibi bir sorunumuz asla yok. Kapımızı çalan hiç kimseye bu büyük şehrin görevi demedik. Bu süreçte önemli olan hataları düzeltip üzerini sarabilmektir dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün de yaptığı konuşmada 30 Mart seçimlerinin ardından geçen 7 aylık süre içinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Büyükşehir'in kuruluş mekanizmasının oluşturulduğunu ve bu kapsamda yeni daire birimlerinin hayata geçirildiğini anlatan Gür'ün konuşmasını şöyle sürdürdü. 7 ay sonunda birimlerimizi tümüyle oluşturup ana iskeleti tamamlamayı başardık. Şimdi sıra büyük şehrin ne olduğunu, yetki ve sorumluluk alanlarını kamuoyuna anlatmaya geldi. Bu konuda yaygın bir bilgi eksikliği olduğu aşikar. Hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de ilçe belediyelerinin genişleyen bir hizmet alanı ve artan bir hizmet yükü var. Bu anlamda bütçenin ise yeterli olmadığını sürekli dile getiriyoruz. Bu demek değildir ki hiç hizmet etmeyeceğiz. Burası ağlama sızlama makamı değil elbette. Biz sadece dükkanı nasıl aldığımızı bilmenizi istiyoruz. Bunu geçtiğimiz günlerde Muğla'ya gelen Gümrük Bakanlığı'nın Sayın Nurettin Canikli'ye de anlattım. Nüfusun %83'ü belediyelerin hudutları içinde yaşıyor. Ancak buna rağmen belediyelerin merkezi bütçeden aldıkları genel pay sadece %6. Vergi gelirlerinin içinden ÖTV gelirleri de çıkarıldıktan sonra fiili olarak bu pay %4.5'a düşmüş durumdadır. Bunu kendileri de çok iyi biliyorlar. Büyükşehir Muğla genelindeki vergi gelirinin de %6'sını alıyor. Belediyenin borçları ise 1.8 katrilyon lirayı bulmuş durumda. Bu anlamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu dördüncü belediyesidir. Bunu saklamaya gerek yok. Aile içinde bir tespit yapıyoruz. Başkan Gürün daha sonra sözü büyükşehir bürokratlarına verdi. Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 16 daire başkanıyla 3 genel sekreter yardımcısı, 2 danışman, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri ve muski genel müdürü tek tek kürsüye gelerek kendilerini tanıttılar ve görev alanları ile ilgili birer sunum yaptılar. İnteraktif bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda özellikle Muski Genel Müdürü Baki Ülgen'in sunumu dikkat çekti. Büyükşehir sınırları içindeki içme ve kullanma suyu temin, dağıtım, atık su toplanması ve bertarafı gibi sorumlulukları olan Muski'nin Bodrum yarımadasındaki çalışmalarını özetleyen Ülgen, Bodrum'da toplam 12 atık su arıtma tesisi, 2 içme suyu arıtma tesisi, 36 atık su terfi istasyonu ve 1 atık su arıtma tesisi olduğunu, ancak bunlardan sadece 3 tanesinin sorunsuz çalıştığını söyledi. Yarımada'nın 340 bin metreküplük bir arıtma tesisine ihtiyaç duyduğunu anlatan Ülgen, bu amaçla Turgut Reis de ilk etapta 100 bin metreküp gün kapasiteli bir arıtma tesisi projesi için düğmeye bastıklarını belirtti. Ülgen projenin yer tespiti çalışmalarının başladığını kaydederek tesis yaşama geçirildikten sonra şebekelerin yenilenmesi gündeme gelecek. Ardından bütçe doğrultusunda birkaç tesis daha yapılacak dedi. Muski Genel Müdürünün sunumunun ardından söz alan Bodrumlular özellikle konacak torba ve yalı kavaktaki arıtma ile ilgili şikayetlerini dile getirerek sorunlarının ne zaman çözüme kavuşturulacağını sordular. Yarımada genelindeki su sıkıntısı ve geri dönüşüm konusundaki sorulara da yanıt veren Muski Genel Müdürü Baki Ülgen, Muğla'da deşarj suyunun %60'ı yeşil alanların sulanmasında kullanılıyor. Su fakiri olan Bodrum'da da mutlaka bu şekilde bir uygulama gerçekleştirilecek diye konuştu. Büyükşehir bilgilendirme toplantısında en hararetli tartışmalar su ulaşım konusunda yaşandı. Bodrum Yarımadası'nın kanayan yarası haline gelen toplu taşıma hizmetleri toplantının en fazla tartışılan konusu oldu. Gümüşlük Forumu üyeleri ellerindeki pankartlarla Bodrum Yarımadası'nın toplu taşıma sorununa dikkat çektiler. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın sunumunun ardından söz alan Bodrumlular, özellikle astronomik dolmuş ücretleri ve minibüs saatleriyle ilgili sıkıntılarını dile getirdiler. Bodrum Yarımadası'nda ring seferlerinin ve ucuz toplu taşıma alternatiflerinin bir an önce yaşama geçirilmesini isteyen vatandaşlar, Bodrumluların dolmuş lobisine teslim edildiğini ileri sürerek Büyükşehir konuya çözüm getirmesini talep ettiler. Konuyla ilgili söz alan TÜRSAP Bodrum temsilcisi Sevinç Gökbeldi. hem bir vatandaş hem de bir meslek odası temsilcisi olarak ulaşım konusundaki taleplerini dile getirdi. Gökbel şunları söyledi. Bir vatandaş olarak yarımada genelinde istediğim noktadan dolmuşa binip istediğim noktada ceza ödemeden inmek istiyorum. Bu benim en doğal hakkım. Aynı şekilde bir turizmci olarak sektörümün bu dönemde büyük mağduriyetler yaşadığını ifade etmek isterim. Bunun en büyük nedeni ise ulaşım konusunda turizmcilerin görüşleri alınmadan kararlar verilmesidir dedi. Başkan Gürünse bu konunun iki şekilde çözülebileceğini belirterek şunları kaydetti. Bu kapsamda yeni otobüs alıp ringe koyabiliriz. İkinci olarak da özel halk araçlarıyla oluşturacağımız bir sistemi mevcut sistemin yerine ikame ederiz. Amacımız esnafı sıkıntıya sokmak değil elbette ama onların da kamu görevi yaptıklarını hatırlamaları gerekiyor dedi.